Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden yolculuğumuza devam ediyoruz. Birkaç gün ara vermiştik. Biraz benim tembelliğime geldi. Bugün inşallah aramızı kapatmaya çalışacağız. Öncelikle yine metnimizin en başına dönelim. Ayet-i Kerime'yi teberrüken olsun hatırlayalım ki teberrükten çok daha fazlasını alıyoruz biz buradan. 10. söz 2 ayet-i kerime ile başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Yani kainata Allah'ın adıyla bakmak, Allah'ın uluhiyeti yanında rahmaniyetini ve onun içinde rahimiyetini hatırlamak. Bu bizim insani arşa çıkmamızın yolu. Aczimizin ve fakrımızın Cenab-ı Hakk'ın dergahındaki şefaatini kavramamızın yolu. Bismillahirrahmanirrahim'den sonra, yani Allah ismini, Rahman manasını, rahimiyet inceliğini tekrar bir hatırladıktan sonra tefekkür edeceğimiz ikinci ayet, hatırlamamız gereken ikinci ayet, gölgesine girmemiz gereken ikinci ayet, Rum suresinin 50. ayeti, Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş söz basım külliyatta bu ayetin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i Kerime'nin daha meal düzeyindeki muhatabiyette bile, ki meal düzeyi bildiğiniz gibi düşük bir seviye. Biz tefsir yüzeyinin neyse karıştırdık orayı. Onun yüksek bir muhatabiyet olduğunu söylüyoruz ki o tefsirler içinde de dereceler var. Muhtasar tefsirler var, daha derinlikli tefsirler var. Alanlarına göre farklı farklı ihtisasları olan tefsirler var. Ama meal düzeyindeki bir muhatabiyette bile biz şunu görüyoruz. Ayet-i Kerime diyor ki haşrı anlayamıyor musunuz? Haşrı idrak etmede, iman etmede, kalbinizin mutmain olma meselesinde sorunlarınız mı var? Kardeşim, bahara bakın. Yani baharda sizin için güzel bir örneklik var bu konuda. Nasılmış? İki açıdan bahara bakmakla görünürmüş bu deliliyet. Nedir? Bir, rahmet açısından, iki, kudret açısından. Ama ondan önce ne lazım? İşte Bismillahirrahmanirrahim'in öğrettiği mananın da bir aşağısına inmek lazım. Onun pratik hayatta bir uygulamasını görmek lazım. Nedir o uygulama? Varlığa Allah'ın rahmet eseri olarak bakmak. Ayet-i Kerime'nin başı bize bunu öğütlüyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Esere baktın ama Allah'ın rahmet eseri olarak bakmadın. Yine çıkaramazsın bu tefekkürü. Zaten işte Allah'a iman etmeyen ateistler, şunlar bunlar, bilmem bilim adamıymış, filozofmuş, şuymuş buymuş. Niye böyle oluyor? Bakmıyor ki Allah'ın rahmet eseri olarak. Hatta eser olarak bile bakmıyor o. Müessir olarak bakıyor varlığa. Yani eser olarak, başkasının fiili olarak bakmıyor ki. Başkasının bir sanatçı ustanın yarattığı şey olarak bakmıyor ki. Onda boğulmuş bir şekilde bakıyor. Onun ötesine bakmıyor ki. Öyle baksa zaten bu çıkışı sağlayacak. Öyle bakmadığından bu çıkışı sağlayamadığını sanki ayet-i kerime o çıkış kapısında bize göstererek mucizane gösteriyor. Diyor ki şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, Allah'ın rahmet eseri olarak bak. Ve bahara baktığımızda biz görüyoruz ki ya bu varlık gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ne kadar bahar görmüşüzdür? Ben 40 yaşındayım, demek ki 40 tane bahar görmüşümdür. Benim yaşım ne ki? İnsanlığın yaşını düşünün. İşte kaç bin yıldır varsak bu dünyada. O kadar zamandır bahar gidiyor geliyor. Bizi geçin, biz yokken de canlılık bu arz üzerinde, toprak üzerinde yaratıldığından beri varlık gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor.
Bu düzen hep var. Şimdi bu düzende bir uyandırıcılık da var. Değil mi? Yani şu çarkın işleyişinde bir bize yani bir sinyal çakma gibi, el fenerini yak söndür, yak söndür. Bu ne demek? Hani işaret veriyor karşıdan, öyle anlarız. Birisi el fenerini yakıp söndürse, yakıp söndürse deriz. Yani bir işaret var burada. Bizim karşımızda büyük bir otel var. Gökdelen. Üstünde kırmızı bir ışık sürekli yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Ne için o kırmızı ışık? İşte uçaklar geçerken dikkat etsin diye. Sürekli yanmıyor bakın. Yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Ya da göz kırpmak mesela. Biz birisine işaret verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Şöyle, şöyle, şöyle. Hareketi değiştirerek yapıyoruz bunu. Düzenli bir şekilde değiştirerek. Birisine gel gel derken nasıl yapıyoruz? Benim yeğenim mesela yapıyor. Küçük daha 1,5 yaşında böyle yapıyor. Köpeği görüyor yolda. Kediyi görüyor. Bu hareketin manası ne onun için? Yani bir düzen içinde değişiklikler yaparak işaret vermiş oluyor. La teşbih ve la temsil. Bu bahardaki gidip gelmeler, hayat ve ölüm arasındaki bu devri daim de aslında bir sinyal, bir uyarıcı. Neyin uyarıcısı? Rahmetin. Cenab-ı Hakk'ın ikramına biz nasıl uyanıyoruz? Gidip gelmelerle, alıp vermelerle, yitirip bulmalarla. Hani Cenab-ı Hak derler hani, bir kulunu sevindirmek isterse ne yapar? Önce devesini kaybettirir, sonra buldururmuş gibi. Aslında hayat da öyle. Sağlığımızı kaybediyoruz, bulunca seviniyoruz. Rızkımızı kaybediyoruz, diyelim işimizi kaybediyoruz. O rızkın vesilesi olan başka bir şeyi kaybediyoruz. Sonra yenisini alıyoruz, yenisini buluyoruz. Ne oluyor? Seviniyoruz. Bu gidip gelmeler için de, yoksunluk ve tekrar bağış için de Cenab-ı Hak bize rahmetini gösteriyor. Seni sevindirmek istiyorum diyor yani. Bu değişimin görece olmadığı ya da görece hissedemediğimiz şeylere de yeterince şükretmiyoruz. Mesela yağmura şükrümüz güneşin doğmasına gibi değil. Yağmura daha bir böyle şeyiz. Duaya teşneyiz, şükre teşneyiz. Daha bir böyle mustar bekliyoruz. Allah'ım yağmur gönder, hele İstanbul'da olanlar için sıcakların bastırdığı bu dönemlerde. Allah'ım bir yağmur gönder, bir ferahlık olsun ki Cenab-ı Hak bize merhamet etsin. Mesela Anadolu'da da bu sene galiba yağmur azlığı var. Benim bildiğim kadarıyla hani ekinler iyi durumda değil. Cenab-ı Hak'ın rahmetinden, kereminden diliyoruz ki yağmur göndersin. Bizi içimizdeki günahkarlar yüzünden, günahlarımız yüzünden azaba uğratmasın, masumlarımıza acısın. Hep böyle dua ediyoruz ve etmeliyiz de. O gidip gelmeler içinde ilişkimizi fark ediyoruz. Allah'la olan ilişkimizi fark ediyoruz. O gelip gitmeleri hissetmediğimiz işte güneşin doğuşu. Güneş her sabah doğuyor. Var mı içimizde sabah, ya Allah'ım bu sabah da güneş doğdu şükürler olsun diyen? Azdır. Yani o üst bir farkındalıktır. Çünkü bir tür yeknesaklığa gelmiş o, kanuna bağlanmış. Kanuna bağlanmayınca ama bir sıkıntı hissediyoruz ya, gelir mi tekrar geriye? Gitti ama gelir mi geriye? O da bir düzen yoksa biraz şey yapıyoruz, mütereddit kalıyoruz. Duaya daha teşne, acizimizi, farkımızı duymaya, hissetmeye, keşfetmeye daha hazırlıklı oluyoruz böylesi durumlarda. Cenab-ı Hakk'ın fazlı ve keremi elbette bu da. Yoksunluğu bile, Cenab-ı Hakk'ın bizi yoksun bırakması bile onun bir fazlı keremi. Çünkü onu onlar sayesinde fark ediyoruz. Eğer bu yoksun bırakışlar olmasaydı kim bilir biz azgınlıkta nerelere varırdık. Diyorlar ya Firavun için, hiç hastalanmamış ömründe. Hastalansaydı belki Musa Aleyhisselam'ın tebliği geldiğinde, mucizelerini gördüğünde iman ederdi. Bilirdi yani aciz ve fakir olduğunu. Ki Sebe Melikesi Belkıs'ın mesela oradaki o uyanışı, Süleyman Aleyhisselam'dan onu da ki 14. Leman'ın 2. makamında gördük, ayet-i kerime üzerinden hem de kıssa üzerinden konuştuk. Hani o ayet-i kerime bize haber veriyor ki Sebe Melikesi Belkıs Süleyman Aleyhisselam'ın mektubundaki besmeleye şaşırdı. Bana diyor Süleyman diye birisinden mektup geldi. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Hani belki de Allahu alem Belkıs'ın böyle bir açlığı vardı yani. Hani kendi aczinin fakrının bilincindeydi. O sultanlık makamına rağmen aczinin fakrının bilincindeydi. Bu şuuru Bismillahirrahmanirrahim'e onu ilgili etti. Aradığı cevabı bulmuş gibi hissettirdi. Allahu alem kaydı da söylüyoruz.
Ayet-i Kerime de bize bu sırrane, sırlı bir şekilde bunu haber veriyor. Sebe Melikası'nın bu hayretini, bu garipsemesini, bu sevincini, belki de heyecanını bize haber veriyor. Efendim, nerelerden nerelere geldik. Evet, bu bahrın hikmeti bu. Gidip gelmenin hikmeti bu. Allah Zülcelal Hazretleri bize alıp vererek rahmetini keşfetmek, hissetmek, aczimizi, fakrımızı daha iyi donanmak için fırsatlar tanıyor. Söz gelimi 50 yaşına, 60 yaşına kadar ömrü olan bir insan için her bahar 60 kere verilmiş bir fırsat. Her kış 60 kere verilmiş bir fırsat. Ne için? Faniyatı kavrayıp rahmetin Allah'tan olduğunu anlaması için. İşte rahmet eseri olarak baktığımızda anlıyoruz ki bahar ikram. Yaratışı böyle bir sürece müptela eden, Cenab-ı Hakk'ın bir zorunluluk altında olması haşa değil. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Onun böyle yaratışı iten onun rahmeti, bağışlamak istemesi, keremi. Onu keşfediyoruz ve diyoruz ki bir baharı iktiza eden rahmet ister ki insan türünün de baharı olsun. Ve yine kudret penceresinden bakınca diyoruz ki bir baharı mümkün kılan kudret yine mümkün kılar ki insan türünün de bir baharı olsun. İşte o da haşirdir ve bunu bu ayet-i kerimenin perspektifinden böyle kavradıktan sonra tekrar 5. hakikate dönüyoruz. Bu sefer 5. hakikati baştan sona okumayacağız arkadaşlar. Geçen ders yaptık onu ama uzun bir metin olduğu için sizi yıldırmak istemiyorum. Bu defa okuya okuya tefekkürünü yapalım. Yine kısa bir nükteye gelirsek ama eski adetimize döneriz. Onu bir baştan sona okumayı yaparız. Pekala, 5. hakikatteyiz. 5. hakikat neydi? İlk cümlesini hatırlayalım. Bab-ı şefkat ve ubudiyeti Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. İsmi mucib ve rahimin cilvesidir. Bu cümleleri nasıl anlıyorduk? Yani bizim şu an iki tane kapımız var. Bu metni anlamak için eşiğinde beklememiz gereken nedir onlar? Şefkat kapısı, bab-ı şefkat ve bab-ı ubudiyeti Muhammediye. Peygamber Efendimizin ubudiyeti de bir kapı. Bir gözümüz o, bir gözümüz o olacak. Çünkü aralarında bir muktazi ilişkisi var. Ya da diyelim ayna güneş ilişkisi var. Cenab-ı Hakk'ın şefkati ile ubudiyeti Muhammediye'nin bir karşılıklı birbirine bakan bir tarafı var. Hem ubudiyeti Muhammediye bir şefkatin eseri bizim açımızdan, bize örnekliği itibariyle, çünkü bize de bir bağış. Onun numune-i imtisalliği sayesinde biz bu karanlıklı denizlerde deniz fenerini bulabiliyoruz, kutup yıldızını bulabiliyoruz, bizi şaşırtmayacak pergeli cetveli bulabiliyoruz. Hem de Efendimizin ubudiyetinin de Cenab-ı Hakk'ın şefkati, rahmeti, keremi karşısında bir la teşbih ve la temsil, coşturucu, tecelliyi coşturucu bir tarafı var. Çünkü o layıkınca ubudiyet ediyor. Bab-ı şefkat ve ubudiyeti Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. İsmi mucib, dualara cevap veren Allah mucib. El mucib Cenab-ı Hakk'ın esmalarından, isimlerinden birisi. Ve rahimin, rahim zaten çok konuştuğumuz için inceye girmiyorum. Rahmetin daha özel, daha has tecellisi diyelim. Onların yansımalarını okuyacağız kainatta. İsmi mucib ve rahimin cilvesi de o demek. Bu cümleler bize bunu anlatıyor. Hakikatler boyunca gördüğümüz bu cümleler bize nasıl bir gözle gelecek metni okumamız gerektiğini anlatıyor. Evet, şimdi ilk paragrafı ve haşiyesini konuştuğumuz için orayı atlıyoruz. Hemen devamından tefekküre başlıyoruz. Ama öncesinde ben bir su içeyim, gene dilim damağım kurudu. Acaba çok hızlı konuşuyorum, belki de ondan. Evet, mesela hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki, şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat hiç kabil midir ki, mahlukatın en eftalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikati 19. sözde izah ettiğim veçh ile şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim diyor. Geçmeden önce önceki cümlelerimizi bir tefekkür edelim.
Evet. Mesela hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki. Ne dedi burada? Hayvanatın zayıflarının, yavrularının, bunun izah edilecek bir tarafı yok zaten anladınız. Rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhulet. Yani onlara bir lütuf, bir ikram varmış. Bir de kolaylık varmış. Suhulet de kolaylık demek. Şu kainatın maliki yani sahibi nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Yavrulara bakarsak görecekmişiz. Cenab-ı Hak onlara lütuf ve suhuletle muamele ederek rahmetini gösteriyormuş. Ya öyle mi? Ya hakikaten öyle değil mi? Bir canlının, herhangi bir canlının, hani bazı türlerde elbette istisnalar var. Mesela böcekler daha farklı oluyor. Onların sanki küçüğü de büyümüş gibi oluyor. Öyle anne baba hukuku pek yok onlarda. İşte yavruyu eğitme falan filan yok. Böceklerde yok. Diğer hayvanlarda da mesela nispeten azdır. İnsana göre çok azdır. İnsan 2 yaşına kadar yani böyle yürüme mürüme bile falan problem değil mi? Böyle çocuk kalkacak da yürüyecek de falan o kısım bile. Konuşma munuşma bunlar böyle yani yıllar süren şeyler. Ama mesela bir at hemen doğuyor bakıyorsun biraz sonra ayağa kalkmış böyle biraz titrese de duruyor. Ondan sonra bakıyorsun abi birkaç gün sonra daha da canlanmış falan. Hayvan türünün insana kıyasla varlığa gelirken daha hazır geldiğini biliyoruz. Üstad Hazretleri bunun tefekkürünü yaparken ne diyor? İnsan türünün bu hali gösteriyor ki diyor insan taallümle tekellüm etmeye gelmiştir. Yani öğrene öğrene gelişmek için geldiğinden, yapısı böyle olduğundan, bununla vazifeli olduğundan diğer hayvanlar gibi yapılmamıştır. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hikmeti iktiza etse, rahmeti, kudreti dilese yapardı ki insan doğduğunda çatır çatır hayata lazım her şeyi biliyor bir şekilde doğabilirdi. Yani o öyle bir hafıza yaratabilirdi. Nasıl babamızdan, anamızdan bazı soy özelliklerini alıyoruz. Gözümüzü, kaşımızı, fiziğimizi alıyoruz. Hafızalarını da alabilirdik. O bilgilerini de alabilirdik. Cenab-ı Hak dilese bunu da bize nakledebilirdi o şekilde. Doğduğumuzda babamızın hayatta kullandığı bilgilerle, annemizin hayatta kullandığı bilgilerle doğardık. Ve mesela diyelim annemiz ne kadar yemek yapmasını biliyorsa o kadarını bilerek, babamız ne kadar iş yapmasını biliyorsa o kadarını bilerek doğabilirdik. Ki işte böcek türündeki yaratılış biraz böyle. Böceklerde ana baba hukuku yok. Diğer hayvanların da bazılarında bu yok. Balıklarda falan da yok mesela. Balık doğuyor, pıt hemen yaşam için ne gerekiyorsa bilerek doğuyor. Ha, bu evrimcilere de buradan bir genel şey yapalım, pas çıkartalım. Onlar nereye vuracaklarını düşünsünler, biz pası atalım. Yani evrimde diyorsunuz insan son halka. En üst, diğerlerinde olmayanın da şeyi, gelişmişi. Bu hiyerarşi var falan. Peki insan neden o bilgi aktarım sürecinde hayvanlardan geri? Diyorsunuz ya işte insan o oldu, şu oldu, bu oldu, en son insan oldu. Ama bak o yavrusu, ötekinin yavrusu, şunun yavrusu, berikinin yavrusu, anasından babasından tam takır her şeyi öğrenerek, anneliğe babalığa ihtiyaç duymadan varlıkta yaşayabiliyor. İnsanın yavrusu niye bunu başaramıyor? Hatta insanın yavrusu ölene kadar niye aciziyle, fakirliğiyle annesine babasına ihtiyaç duyuyor, tesellisine, duasına, yüzünü görmeye falan muhtaç oluyor? Sırtından, babası öldüğünde sırtından dağ gitmiş gibi hissediyor. Öbür hayvanlarda bu yok. Hatta kobra yılanı ile ilgili bir belgesel izlemiştim. Kobralar normalde zehirleri niye bu kadar güçlü kobraların? Çünkü kobralar diğer yılanları yiyerek besleniyor. Kendilerinden daha küçük boydaki yılanları yutuyorlar. Hani yılan yiyen yılan gibi bir şey kobra. Başka şeyler de yiyor ama ana görev yılan avcısı yılan gibi bir şey. Öyle olduğu için zehri onlarınkinden daha da kuvvetli. Çünkü onlar da zehire dayanıklı olduğundan daha kuvvetli bir zehirle ancak onlara pes ettirebilir, öldürebilir. Cenab-ı Hak o hikmetle onun zehirlerini çok daha tesirli yaratmış. Yılan avcısı yılanların zehirleri yılan avlamayan yılanlardan daha kuvvetli. Böyle bir hikmet var orada. Ama şimdi görevi yılan avlamak bu hayvanın. Şimdi kendi yumurtalarını bırakıyor, işte başında bekliyor bir süre.
yavruların çıkması yaklaştı mı kobra yılanı yavrularını terk ediyor. Yumurtadan çıkışlarını görmek istemiyor sanki. Hemen vın, arazi oluyor oradan ve oraya bir daha geri dönmüyor. İşte onu anlatan şey diyor ki, hani bunu yapmasının sebebi diyor, işte içgüdüyle biliyor ki o yılanları görürse iş daha açılacak falan. Bunu içgüdüsüyle bildiğinden onları yememek için hemen uzaklaşıyor. Yahu ona Allah yaptırıyor, meleğiyle ilham ettiriyor yani. O yavrusunu yiyecek sanmaması için, onu öyle yapmaması için Cenab-ı Hak böyle bir saik koymuş. Ha, farklı da yapabilirdi. Mesela timsaha öyle bir merhamet vermiş ki, ağzı marangoz testeresi gibi ama yavrularını alıyor böyle, incitmeden götürüyor, taşıyor suya veya başka bir yere. Ama başka bir timsah gördüğü zaman hiç acımıyor. Gibi gibi düşünelim bunları arkadaşlar. Bu yavruların beslenme noktasındaki türün büyük fertlerine göre mazhar olduğu kolaylıklar onların ayrı bir lütuf ve suhuletle kullandığını gösteriyor. Nelerine binaen? Acizlerine ve fakirlerine binaen. Ne kadar aciz ve fakir, o kadar koruma ve kullanma. Balıktan, böcekten, şundan, bundan şey taşıyın. Her varlığın en acizi en iyi kullanıyor gibi şeyin içinde. O normal hiyerarşinin içinde, türün devamının içinde. Cenab-ı Hak öyle bir kanun koymuş ki en acizi en iyi kullanıyor. Penguenler alıyorlar yavrularını, ortalarına getiriyorlar. Kendileri etrafını çeviriyorlar. En güçlüler en dışarıda. O kışın şartlarına dayanmak için böyle bir sistem kurmuşlar. Hep beraber duruyorlar. Elbette o kalabalıktan dolayı ortadaki yavrular daha sıcak bir ortamda kalabiliyorlar. O fırtınalara falan böyle dayanıyorlar. Her türde bunu görebilirsiniz. Şimdi bir taraftan diyeceksiniz ki ey evrimciler, hayat mücadeledir. Güçlü olan zayıfı yer, hızlı olan yavaşı avlar falan filan. Bir taraftan diyeceksiniz bunlar mutlak kanunlar, kainatın her tarafını kuşatmış şeyler, külliyetli düsturlar falan filan, her yerde geçerli falan. Bu kadar delinmez, bozulmaz, değişmez yasalar gibi göreceksiniz bu görüşünüzü. Bir taraftan da ortada böyle bir şey olacak. Her varlık kendi yavrusunu, kendi zayıfını canı pahasına kollamak isteyecek. O zaman bir tefsire ihtiyacınız olacak bunu açıklamada. Diyeceksiniz ki hem bu hem şu varsa, he, onları Allah ayrıca kolluyor demektir. Onları Cenab-ı Hak ayrı bir düstura, yasaya bağlayarak varlıklarını devam ettiriyor demektir. Demeniz lazım. İşte bu da rahmet yasasıdır. Acizlerin kullanması yasasıdır. Canlılığın devamı ancak ve ancak arkadaşlar rahmet yasasıyla açıklanır. Canlılar cansızlardan daha güçlü değillerdir. Bakınız tekrar altını çizerek söylüyorum. Canlılar cansızlardan daha güçlü değillerdir. Aksine daha çok ihtiyaçları vardır. Varlıklarının devamı daha hassas düzenlere, daha hassas şartlara, daha sağlanması gereken imkanlara bağlıdır. Daha çok. Bir taşın neye ihtiyacı var? Ama bir ağacın nelere nelere ihtiyacı var? Onun yanında hayvanın nelere nelere ihtiyacı var? Evet, Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği bazı yeteneklerle veya esmasının tezahürleri icabı olarak o hayata verdiği kıymetten dolayı bunun onda bazı tasarruflarda bulunduğunu görüyorsunuz. Mesela tohumu taşın içine atıyorsun, taşı çatlatıyor, bazen çıkıyor geri dışarıya. Ama bu demek değildir ki o taştan daha güçlü. Taştan daha güçlü olsa daha az ihtiyacı olması lazım. Biz gücü neyle anlıyoruz? İhtiyaç azlığıyla anlıyoruz. Hayatta kalma kolaylığıyla anlıyoruz. Veya ölümden uzaklıkla anlıyoruz. Değil mi? Bununla anlıyoruz. Bekası olmasıyla anlıyoruz. Ama taş devam ediyor, ot devam etmiyor, ağaç devam etmiyor. Onun bir sınırı var. Bunun sınırı daha uzun. Ağacın sınırı daha kısa. Ona göre işte hayvanın sınırı daha da kısa. Ama taş, belki bir kaya var ki insanlık var olduğundan beri orada duruyor. Hala da durmakta. Aynı şekilde. Ama onun üzerinden kaç insan geçti? Şimdi insan mı güçlü? Taş mı güçlü?
tasarruf hakkının olması güçlü olduğun anlamına gelmez bakınız. Bunun altını dikkatle çiziyorum. Çünkü bizi seküler ilimler böyle görmeye alıştırıyor. Tasarruf ediyorsak biz ondan güçlüyüz. Ya eğer güçlüysen daha uzun yaşa. Daha az ihtiyaç duy. Bak o taş hiçbir şey yemeden durabiliyor. Sen de daha az, yani hiçbir şey yemeden duramıyorsun da daha az yiyerek en azından durmaya çalış bakalım. Durabiliyor musun? Yok böyle bir şey. O taşın suya ihtiyacı yok. Sen susuyorsun mesela. Gibi gibi arkadaşlar. Yani biraz böyle o seküler ilimlerin bize alıştırdığı bakış açısı darlığından çıktığımızda, ya bu buna mecbur mu? Bu böyle olmaya zorunlu mu? Bunun böyle olması mantıklı mı dediğinizde, imkanını, sahiden imkanını kolladığınızda görüyorsunuz ki yok, hani Allahsız bu kainat açıklanamaz. Bismillah dediğimizde biz zaten olmazsa olmazı söylüyormuşuz diyorsunuz. Evet, şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Onun terbiyesi, ki rızık da terbiyenin bir parçasıdır. Yani şeylerde bile böyle, la teşbih, hani insana benzetmek gibi olmasın ama hani köpeği veya Yunus'u, Yunus'a bir eğitim veriyorlar. Havaya zıpla, dal. Onu yaptı mı sahibi bir tane hamsi atıyor ağzına. Hamsi gibi küçük balık atıyor, artık ne atıyorsa. İşte bir hareket var, öğreniyor, ondan sonra onu atıyor. Yani yemini atıyor ki ödüllendiriyor onu. Bak başardın, karşılığı yem. Köpek eğitirken de mesela, köpek yaptı mı bisküvisi veya işte maması neyse ondan atıyor sahibi bir tane. Ödüllendiriyor yani, diyor yaptın görevini, dediğimi yaptın. İnsan bundan uzak mı? Bak, insanın ne iştahları var, ne sofraları var, ne hayalleri var. Hayali de bir sofra insanın. Peşinden koşuyoruz onların. Bazısına ulaşıyoruz, bazısına ulaşamıyoruz. Ulaştığımızda bizim ağzımıza yem atılmadığı ne malum? Yani insan kendini hiç böyle görüyor mu diğer canlılar gibi? Yok, ben diyor kendi hedeflerimin peşinde koşuyorum. Köpek de öyle sanıyor belki. Yunus da öyle sanıyor belki. Arı da öyle sanıyor. Benim hedeflerim var diyor. Ben çiçekler bilmem şu bu. Ama biz diyoruz ki Allah arıyı istihdam ediyor bal için. O kadar çiçek geziyor, bilmem ne yapıyor, onu getiriyor, bunu götürüyor falan. Biz diyoruz bu bir istihdam. Allah'ın istihdamı bu. Ona balı böyle yaptırtıyor. İnsan nasıl kendisini bu kanundan hariç görebiliyor? Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de buna çok dikkat çeker. Der ki, hani insanın dalaletinin başlangıcı o eşik olma açısından. İnsan diyor kendisini daire-i ubudiyetten hariç vehmediyor diyor. Daire-i ubudiyet miydi ya da başka bir daire miydi, tam emin değilim. Yani o mahlukiyetle aynı sınıfta değilmiş gibi düşünüyor. Sonra da diyor kendisine kıyasla diğerlerini de çıkarmaya başlıyor. Bu da benim gibi, bu da değildir, bu da değildir gibi gibi bir tayinle, bir tasarrufla kendince onları da çıkarmaya çalışıyor. Halbuki bu bir vehim. Sen de hariç değilsin ama sen kendini öyle görmediğin için, yeterli enfüsü tefekkür yapmadığın için farkında değilsin. Yoksa onun yavrusu nasıl kullanıyorsa senin yavrun da öyle kullanıyor. Sen sanıyorsun ki benim annelik şefkatim, yüce annelik duygum, babalık şeyim, bilmem şu bu. Yok abi. Allah içine bir şey yakıyor senin. Bir nur yakıyor, bir şefkat yakıyor, bir ışık yakıyor. Yani başka türlü açıklanamaz. Ben mesela işte yeğenlerim büyüdü şimdi. Hani annelerinin onlarla hukukuna falan bakıyorum, yengemin. Gerek kendi annemin mesela bizimle olan hukukumuza bakıyorum. Yani çocuğa sabretmek normal insanın yapacağı bir iş değil. Ancak anne yapar yani. Anne baba yapar. Başka bir şey oluyorlar anneler babalar o çocuğun büyüme sürecinde. Normalde katlanamadığı şeylere katlanıyor. Normalde kollamadığı, kollamayacağı şeyleri kolluyor. Dayanıklılığı artıyor, sabrı artıyor. Şefkatiyle ilgili bunlar yani. Bizim bile mesela yani başka bir çocuğa bu kadar katlanır mıyız? Katlanmayız. Ben kendi yeğenim mesela bir saat, bir buçuk saat kucağımda gezdiriyorum dışarıda, seviyorum. Yani doyamıyorum. Yani diyorum ki biraz daha gezdireyim, biraz daha oynayayım falan. Ama başka çocuğa karşı bu kadar olmuyor mesela. Belli ki bu musluğu açan, kapayan birisi var. Hani hep olsa herkes de öyle olur ama herkes de öyle olmuyor. Bir sınırı var, bir açılıp kapandığı alanlar var. Bu da bir musluk fikrini ve açıp kapayan birisinin düşüncesini kafamıza getirmeli arkadaşlar. Çünkü
Daha evvel de bunun altını çizdik. Eğer bir şey zati olsa sahibi onda acize düşmez. Eğer sahibi onda acize düşüyorsa o şey zati değildir, arızidir, başkasından geliyordur dedik. Bunu daha ince konuştuk. Birkaç ders önce veya ondan da mı önce tam hatırlayamıyorum ama o derslerimiz de var. Yeri gelirse yine konuşuruz. Evet. Şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Nihayetsiz bir rahmetle rububiyet. Terbiye rahmetli olursa terbiye, yoksa azap. Ha şu da var. Azap rububiyetin içindeyken, öyle söyleyelim. Rububiyet kanununun içindeyken azap bir yükseltiştir. Özellikle imtihanın devam ettiği şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın verdiği azap dahi aslında bize bir tür terbiyedir, yükseltiştir, geliştirmedir. Yoksunluk da bir varlıktır bizim için. Çünkü varlık yoksunluğun üzerine gelir. Dolu bardak tekrar dolmaz, boşalmış bardak dolar. Çünkü mahluk sınırlıdır, bardağını boşaltması gerekir. Hastalık gelir, sonra şifa gelir. Açlık gelir, sonra tokluk gelir. Gibi gibi. Ama cehennem de artık oradaki azap, asıl azap odur zaten. Orada artık şey yok. Nasıl diyelim? Oradakinin amacı onun insanı yükseltmek değil. Çünkü o cehennemdekinin hali değişmiyor. Azaba ebedi olarak müstahak olmuş ve çekecek onu. Oradaki azap farklı bir şey. Ama dünyada Cenab-ı Hak azabı da terbiye olarak verebilir. Dünyada verdiği rahmetledir. Orada verdiği kahariyetiyledir. Öyle düşünelim. Böylece daha iyi oturmuş olur kafamıza azap meselesi de. Çünkü dünyevi azapta yükseltme var, geliştirme var, kabiliyetleri açma var. Kartalın tasallutu, doğanın tasallutu serçenin kabiliyetlerini açıyor. Ama ahirette artık öyle bir şey yok. Bilmiyoruz ama mesela cehennem azabının da acaba ne hikmetleri var başka başka. Belki o hikmetleri açısından cehennem azabının da bir şeyi var. Rububiyet destgahında bir fonksiyonu var. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. O kişinin seviyesi artık yükselip tekrar cennet başka bir yer kazanamayacağı için o anlamda bir rububiyete mazhar olmuyor, bir terbiyeden geçmiyor. Fakat rububiyetin başka dairelerinde yine o cehennem azabının bir fonksiyonu olabilir mi? Allahu alem, olabilir elbette. O kapıyı da kapatmamak lazım. Çünkü bu bir hassasiyettir arkadaşlar, mutasavvıfların hassasiyettir. Allah'a sınırlayıcı konuşmamak lazım. Allah'a ancak kendisi sınırlar. Kendisi nasıl buyuruyorsa öyledir. Şan-ı rububiyeti nasıl iktiza ederse öyle yaratır. O merhametli, keremli sultanımızı biz böyle kafamızdaki şeylerle sınırlamaya yatkın olmamalıyız. Buna da dikkat edelim. Evet. Nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat, hiç kabil midir ki mahlukatın en eftalinin en güzel duasını kabul etmesin? Yani terbiyesinde rahmeti azabına galip olan Allah. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor değil mi? Bir hadis-i kudüsüde. Rahmetim gazabımdan aşkın. Bunu biz şeyde de görüyoruz, rububiyetinde. İnsan güzellikle mi daha çok terbiye olunuyor, azapla mı? Vallahi güzellikle daha çok terbiye olunuyor. Varlık içinde bunu söyleyebiliriz. Zaten hayatın azabı rahmetten fazla olsaydı kimse yaşamak istemezdi. Ölümün hiçlik olduğuna inananlar bile, ateistler bile, deistler bile intihar etmek istemiyorlar. Yaşamak tatlı. Tatlı olmasa herkes kendini bir yerden sallamaz mı aşağı? Hani zahmeti daha fazla olsa. Ne oluyor? Ancak dünya algısı bozulan bireylerde böyle veya işte yaşadığı acıları kaldıramayan, büyüten, deşen, merakla meşgul olan, yine o şeyin içinde tabii dünya algısını bozma mevzu bunu da kapsıyor. Bireylerde ancak intiharı biz görüyoruz. Yoksa hatta şu da var, bir kitapta okumuştum. İntihara teşebbüs eden adama ceza verilirse
hapis cezası falan filan olursa, Fransa'da öyleymiş, Amerika'da yokmuş galiba öyle bir, ya da Fransa'da yoktu, Amerika'da mı vardı, öyle bir karşılaştırma yapıyordu kitapta. İntihara teşebbüs eden kişi kurtuldu, bir ceza aldı, hapis yattı, çıktı. Bir daha etmiyormuş teşebbüs. Ama ceza almazsa tekrar teşebbüs olabiliyormuş. Bunu şunla bağlıyor. Diyor ki adam, diyor, kaçtığı hayat şartlarına, o vehmiyle boğulduğu hayat şartlarına, yani kurgusunda yanıldığı hayat şartlarına geri dönerse aynısını yine deniyor. Ama onu alıp bir hapse attığınız zaman bakıyor ki lan daha da kötüsü varmış. Veya bak şey değişti, yeknesaklık bozuldu. Eskiden elime ulaşabildiklerimde bile şu an mahrumiyet yaşıyorum. Aa dur bakayım, bu hayat böyle tek katman değilmiş. Algıdaki tasih, düzelme, en azından bir ne diyelim, bir su çarpma yüzüne olduğu için bu hapis cezası veya başka cezalar. Genelde hapis cezası, herhalde Fransa'daydı, hapis cezası veriyorlarmış yani intihara. Teşebbüse, intihar teşebbüsüne. Olduğu için adam bir daha çıktığında teşebbüs etmiyormuş. Bu da ilginç bir veri olarak aklıma geldi arkadaşlar. Söylemiş olayım. Yani rahmaniyetin, aşkın olduğunu, varlık üzerinde, zaten yokluktan varlığa çıkmamızda bir, bunu fark ediyoruz. Eğer gazap rahmetten aşkın olsaydı varlığa çıkamazdık biz. Bir, burada fark ediyoruz. İki, zaten hayatın tatlılığından, kimsenin ölmek istememesinden. Hani gençler derler biraz da böyle argo tabir. Herkes cenneti istiyor ama kimse ölmek istemiyor diye. Tatlı. Tatlı yani. Hayat tatlı. Kimse tanıştığı varlığı terk etmek istemiyor. Pekala. Bu hakikati, bir dakika vaktimize de bakalım. İyi, var daha vaktimiz. Bu hakikati 19. sözde izah ettiğim veçh ile şurada dahi mükerreren tekrarla beyan edelim. Şöyle beyan edelim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş. Hikayeyi temsiliyede demiştik. O ta suretler bahsinde vardı. Aa yok, burası değil, pardon. Burası başka bir yerin hikayesine gönderme. 19. sözün temsiline gönderme. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş. Hikayeyi temsiliyede demiştik. Bir adada bir içtima var. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir. Gel, bu zamandan tecerrüt edip, yani çıkıp, harice gidip, fikren asr-ı saadete ve hayalen Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Ceziretül Arab, Arap Yarımadası. Ta ki Resul-i Ekrem'i aleyhissalatu vesselam vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Elhamdülillah, yapalım bunu. Bak, o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür. Yani onun peygamberlik görevi, taşıdığı hidayet nuru, saadet-i ebediyenin, sonsuz saadetin sebebi husulü, yaratılma sebebi ve vesile-i husulüdür. Oraya nasıl varılacak? Hangi yolla varılacak? Onun da vesilesidir. Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. Yani onun yaptığı kulluk da ayrıca ve duası da ayrıca o saadetin yaratılma sebebidir. Bak nasıl anlattığı şey oraya varmamızı sağlıyor. Öğrettiği hidayet, aktardığı mesaj, gösterdiği yol, bizim saadet ebediye gitmemizin yöntemini gösteriyor, yönünü gösteriyor, yapmamız gerekenleri gösteriyor. Bizzat kendi kulluğu da oranın yaratılmasını iktiza ediyor. Nasıl? İşte bak o geliyor şimdi. Cennetin vesile-i icadıdır. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada, salat-ı kübra büyük namaz, yüce namaz, ibadet-i ulya yüce ibadet diyelim, saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, yani bu ada, belki bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, bak, ubudiyeti, Efendimizin kulluğu,
ümmetin ubudiyetini tazammun ediyor, içeriyor, içine saklıyor, içinden çıkarıyor. Tohumun ağacı çıkarması gibi. Muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Bütün peygamberlerin ubudiyet sırrı da yine Efendimizin ubudiyetinin içinde. Çünkü hepsini kapsıyor. Hepsi ona uyuyor. En son gelen o olsa da onun şeriatı en kapsamlısı olduğundan, kemali olduğundan aslında diğerleri onun teşrifatçısı hükmünde oluyor. İnsanlığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hazırlamak gibi bir görevleri var onların. Seviyesini yükseltiyorlar. O seviyeyi yükseltmeyle Efendimiz'i kaldıracak, Efendimiz'in öğrettiği marifeti kaldırabilecek, şeriatı kaldırabilecek insanlık bir seviyeye gelmiş, terakki etmiş. Peygamberler sayesinde sanki peygamberler hani bir cihazın seviyesini yükseltip ona indirilecek programı zemin hazırlamışlar gibi diyelim. Çok ağır bir program var, ona göre bilgisayarınızın kaldırması lazım. RAM takıyorlar, bilmem ne kart takıyorlar, anakart değiştiriyorlar. Ne oluyor? O bilgisayar o programı kaldırabilecek bir noktaya geliyor gibi gibi. La teşbih ve la temsil. Peygamber Efendimizin getirdiği şeriat, marifet, onların kapasitesini insanlığın kaldırabilmesi için de geçmiş peygamberlerin alıştırmaları, talimleri, öğretmeleri, seviye yükseltmeleri lazımmış ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların sonunda gelmiş. Necip Fazıl Kısaköşek merhumun da hani şiiri var. Son peygamber, son peygamber ilk olunca sona geldi diyor. İlk olunca sona geldi. Yani en zirve olduğu için en sona geldi. Evet. Hani ödül dağıtılır. Gerçi ödül sistemleri farklı ama böyle önce düşük ödüller verilir, sonra en son tacı takılacak kişi veya birinci olan kişiye ödül verilir. Zirve. Zirveyi en sona bırakırlar böyle. Çünkü şey pik yapacak orada. Seyirci ilgisi, merakı ya da programın izlenirliği orada pik yapacak diye böyle bir düzen kurulmuştur. İşte önce mansiyonlar verilir. Sonra üçüncüye verilir. Sonra ikinciye verilir. Olimpiyatlarda falan da böyledir yanlış hatırlamıyorsam. Sonra birinci çıkar. O şak 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 alkışları kıyamet. İlgi kıyamet. Ve orada pik yapılır, orada biter. La teşbih ve la temsil. İnsanlığın hali de bunun gibi. Nübüvvet, Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz'den bugüne kadar işte gönderilen peygamberlerle ödüller verilmiş, hidayetler bağışlanmış. En son Efendimiz geliyor artık o nübüvvet silsilesi, hatemi vuruluyor, kapatılıyor. Halka zincir kapatılıyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayan zincir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la zirveyle son buluyor. Ve ondan sonra artık ahir zaman, ki Efendimiz de ahir zaman peygamberidir. Dünyanın son zamanlarının içindeyiz. Kıyamet yaklaştı. Ve bu dar imtihan kapanacak arkadaşlar. Zirve yapıldı. Miraç yapıldı. Miraç o işin zirvesinin de zirvesi yani. En yüce kitap geldi. En yüce şeriat geldi. En yüce marifet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sayesinde öğretildi. Peygamberlerden sonra en yüce nesil olan sahabe geldi. Onların tabiinleri, tebeyyü tabiinleri geldi. O şey tamam oldu. Şimdi artık yıkım dönemi. Ahir zaman böyle bir süreç. Cenab-ı Hak imtihanımızı kolay eylesin. Muvaffakiyetle, hüsnü hatimeyle bir şehadet katından lütfeylesin. Pekala. Ubudiyeti ise ona ittiba eden, ona uyan, onu takip eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi muvafakat sırrıyla, uyumlu olması, muvafık olması sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı, o büyük namazı öyle bir cemaat-i uzmada, yine azim cemaatte kılar, niyaz ediyor ki güya Beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına amin derler. Yani o insanlığın tamamı ve cinler de mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlerin de peygamberi. Onların da tamamını düşünün, Müslüman olanlarının hepsinin imamı, hepsinin kıldığı namazın şeyi, o ne diyorlar imamın durduğu yere?
unuttum şimdi, isim aklıma gelmedi. Orayı düşünün. Orasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duruyor. Ve arkasında saf saf insanlar, cinler, hatta melekler, ki melekler de Miraç'la gördüler onun ubudiyetinin yüksekliğini. Onların da ubudiyetleri o şeye dahil oldu böylece. Gördüler ki o bizden büyük. Birinin büyüklüğünü kabul etmek nedir? Ona biat etmek gibidir. Ona, onu kabullenmek gibidir. Tamam demek gibidir. Yani bu bizim büyüğümüz. Meleklerin de şeyi ona dahildir bir anlamda yani. Evet. İktida edip duasına amin derler. Burada bir haşiyemiz var, bir açıklama notumuz, okuyalım. Evet, Münacat-ı Ahmediye, Efendimizin duası, yalvarışı aleyhissalatü vesselam, zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları, onun duasına bir amini daimi ve bir iştirak-ı umumidir. Bak, bizim kıldığımız namazlar bir, getirdiğimiz salavatlar. Ne salavat? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyoruz mesela. Veya başka salavat versiyonları var. Çok böyle faziletli. Salatin Tunciye var. Salatin Tefriciye var. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin salavatı var mesela. İşte başka başka salavatlar, ki şeyde vardır. Cevşen'in içinde, büyük Cevşen'in içinde var bu salavatların çoğu. Delailun Nur'u şeyinde. Bu salavatlar da ne anlama geliyormuş? Biz bir salavat getirdiğimizde ne demiş oluyormuşuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına amin demiş oluyoruz. Bir iştirak-ı umumidir diyor. Bir amini daimi ve bir iştirak-ı umumidir. Bir nevi nedir bu? Evet ya Rabbena, o doğru yoldaydı. Biz de şahidiyiz. Ona dua ettikçe onun duasına da dua etmiş oluyoruz. Onun makamının yükseltilmesini istedikçe onun dilediği şeylerin de kabule yaklaşmasını istiyoruz. Bak nasıl kârımız var bu salavat işinde. Yani bu salavat aslında nübüvvetle beşeriyetimizin arasındaki dinamik ilişki. Salavat getirdiğimizde Efendimizle o duygusal bağı tekrar kurmuş oluyoruz. Evet, o bizden birisidir. Nasıl la teşbih ve la temsil, yine bir siyasi ekolün mensubu olan gidiyor mitingine, gidiyor sloganını atıyor. İşte veya bir taraftarsa maçına gidiyor, orada sloganını atıyor. İşte en büyük falan diye bir maçlarını söylüyor falan işte. O zaman ne oluyor? Bak, bir tecdit yaşamış oluyor biatında, duygusal ilişkiyi yaşamış oluyor. O desteğini göstermiş oluyor. O bir şeye ulaştığında bu da bir şeye ulaşmış gibi oluyor böyle. İşte atıyorum şampiyon oldu. Ulan ben de şampiyon takımın taraftarıyım. Yürüyüşlü yaşıyor. Arkadaşları tebrik ediyorlar. Eğer centilmen rakip takım taraftarlarından dostları varsa onları da tebrik ediyorlar. İşte sen şampiyon takımın taraftarsın. Tebrik ediyoruz. Güzel şampiyon oldunuz falan. Avrupa'da başarı kazandınız mı? Başka bir sükse memleketinizde. Galatasaraylılar bunu iyi bilirler. Biz Beşiktaşlılar çok kenarından köşesinden takip ediyoruz bu durumu. Yani bu olunca o oluyor. Yani ona destek, bize destek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için dua etmek aslında kendi akıbetimiz için de dua etmek. Çünkü zaten onun derdi biziz. Onun derdi zaten bizim akıbetimiz. Kendi derdi yok ki. Beşikte demiş ümmeti Aleyhisselatü Vesselam. Vefat ederken demiş ümmeti. O mübareğin başka derdi olmamış ki. O yüzden ona salavat ettiğin zaman ya peygambere de yalakalık etmek istemiyorum ya. Şimdi böyle bir dil oluştu ya, böyle enaniyet kol gibi. Ya işte ben çok yalakalığı sevmiyorum ya. İşte Allah'a Celle Celaluhu demek yalakalık ya. Lan senin her şeye ihtiyacın var. Yalakalıksa yalakalığı da edeceksin yani. Allah seni sevmese başka bir cennet mi var elinde? Geçen de işte ona uyuz oldum. İsmail Kılıç Arslan'ın yazısını okudum. Abi işte ben onun dini ise ben onun dininden değilim. Ben onun cennetini istemiyorum. Ya bu ne rahatlık ya. Hani bir Müslümanın şeyi değil, bu jargonu değil arkadaşlar. Müslüman böyle konuşmaz. Hani Allah cennetini vermese sen başka bir cennetin mi var da oradan sanki sana bir dönüm daha vereceklermiş gibi bir psikolojiyle bu cümleleri kuruyorsun. Yani almasam da olur bir şey mi var bu cennetin bizim için? Yemekten sonra tatlı mı cennet bizim için? Haşa sümme haşa. Yani o muhatabını tekfir etmiyorsan, tekfir edecek akaid-i imaniyeden
bir mevzu yoksa, ki o öyle bile olsa bu cümle kurulmaz da, o olsa belki anlaşılır, birazcık anlaşılır. Çünkü zaten muhatabı kafir. Hani o bağışlanmaz, küfür bağışlanmaz. Cenab-ı Hak mümini bağışlar. İman şartı var yani, kendisi koymuş. Yoksa biz sınırlandırmıyoruz, haşa Cenab-ı Hakk'ı kul sınırlandıramaz. Cenab-ı Hak kendisi demiş ki kanunum böyle, küfür değilse affetmem. Ama günahları varsa, ama imanı da varsa affedebilirim, o benim şeyim diyor. Hani hakkım, veririm vermem Cenab-ı Hak diyor, o benim şeyim. Bana kalmış artık o kulun işi, sen karışamazsın o işe. Bir hayrı vardır, bir iyiliği vardır. Cenab-ı Hak bütün günahlarını o hayrı, o iyiliği için bağışlar ki, hadisler içinde de bununla dair rivayetler var. Kötü iş yapan bir kadının bir köpeğe merhametinden, onun için girdiği zahmetten dolayı bağışlanması veya tam tersi bir örnek, başka bir kadının bir kediye yaptığı eziyetten dolayı ibadetine rağmen cehenneme atılması gibi, bunlar da gösteriyor ki o iş Cenab-ı Hak'ta. Ha ama ya arkadaş, karşındakin kafir değil, ahlaken yanlış bir şey yapmış olabilir ama kafir değil. İşte bu din sizin dininizse ben sizin dininizden değilim. Hangi dindendin peki? O adam Müslümansın, hangi dindensin? Ne oldun sen şimdi bu böyle afralı tafralı cafralı cümlelerle? Nereye gittin yani? Bu böyle poz keseceksin, posta koyacaksın, artistlik edeceksin diye kendini nereye götürdün? Hani hiç titremiyor musun ya? Hiç mi böyle bir rahatsızlık hissetmiyorsun? Ben bu adamı sadece ahlaki bir özelliğinden dolayı öteledim, ittim, kendimi de başka bir yere itmiş oluyorum. Düşünmüyor musun bunu? Ahlaken yanlış da Allah affeder, cennetine koyar. Öyle bir hikaye bize, yani Metin Karabaşoğlu abi olabilir, sanki bir o anlattı gibi hatırlıyorum. Bir tane işte böyle şarapçı, alkolik, sabah namazı vakti caminin avlusuna gelmiş. Adam abi bitik durumda yani, üstü başı yırtık, alkol falan işte, kafa bulanık. Camiden de cemaat çıkıyor. Onlar çıkarken bu kapının önünde dua etmiş. Allah'ım ben işte böyle bir kulum, günahkarım, şöyleyim, rezilim ama sen şahit ol ki ben bu camidekileri seviyorum, beni cennette onlarla beraber eyle. Bir tanesi de demiş ki o cemaatten çıkanlar için, demek işte sırrı ubudiyeti kavramamış. Ucuptur bu. Hani ibadetine güvenmek, kendine güvenmek, Allah sanki mecburmuş da sana verecekmiş gibi, haşa sümme haşa, böyle Karun olmak yani, bana ilmimle verildi demek gibi. Böyle bir şeye güvenmek arızadır arkadaşlar. O da sanki ölelerindenmiş, demiş ben senin olduğun cennete girer miyim ya? Allah bana öyle bir cennet vermesin falan, öyle bir şey söylemiş. İşte hikayenin sonunda diyor ki Allah diyor ikisinin de duasını kabul etti. Yaktı akıbetini. Yani o adam cennet diledi, cennettekilerle beraber olmayı diledi. Allah onun duasını kabul etti, günahı içinde, imanı vardı. Öteki kibirinden, ben senin olduğun cenneti istemem. Sen kimsin? Cenneti sen mi belirliyorsun? Seni mi soruyorlar yani, sana mı soracaklar girenler? Şunlar girsin, bunlar kalsın diye. Bir had bilmezlik, bir kendini insandan daha üst görme. Sanki haşa Allah için olmazsa olmazmışsın gibi görme. Bu arkadaşlar çok sıkıntılı bir durumdur. İçteki ayarların bozulduğunu da gösterir. Allah hepimizi bundan muhafaza eylesin. Bundan ne diyelim, sakındırsın, soğutsun. Bizi terbiye, rahmetiyle terbiye etsin. İçimize böyle bir kibir ateşi koymasın. Musa Aleyhisselam'ın duası, hep tekrar ediyorum, yine tekrar edeyim. Çok güzel bir duadır ve çok had bildiren bir duadır. Ya Rabbi, vereceğin her hayra muhtacım. Hepsine muhtacız. İsmail Kılıçarslan abiye de buradan seslendim. Eğer Allah o adamla beraber seni cennete sokacaksa sen ona muhtaçsın. Allah seni o adamla beraber İslam'da tutacaksa sen ona muhtaçsın. Çıkıp gideceğin bir yer yok. Gidersen felaketine gidersin. Yani bu ifadeler o yüzden doğru, ahlaki, ne diyelim, istikamete götürücü ifadeler değil yani. Ben bunu burada zikrediyorum. İsmail Kılıçarslan abinin arkasında onun yazısını, sözünü takip eden çok insan olduğu için zikrediyorum. Yani sen yanmazsın belki, tövbe edersin ileride ama bak, çoluk çocuk senin yazını okuyor. Onlar dini de bu kadar bilmiyorlar. Veriyorsun onlara o gazı, o enaniyeti, o kol gibi benlik duygusunu. Adam yani o senin kurduğun cümleleri ondan sonra sağda solda kurmaya başlıyor. Bu sıkıntılı işler yani.
Öğreteceksin onlara tasavvufi bir terbiye öğret. İçlerinde had bilmeyi öğret. İçinde haddini bilmeyen dışında da haddini bilmez. Edebini bilmez, yolunu bilmez. Evet arkadaşlar, bu salat harici bu şey girdi ama önemli. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Evet, burayı okuyalım, bitirelim. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kâmetten sonra şafiilerin ona dua etmesi, onun saadeti ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. Şafii mezhebinde bu herhalde daha kuvvetli bir şekilde yapılıyor. Daha bir derecesi yüksek herhalde onların fıkıh usulünde. Hanefilerde çok yok ama biz de alışıyoruz ya. Sanki camilerde daha sık görmeye başladım. Hatta hocalarımız da, Allah razı olsun, müezzin efendilerimiz de artık ezandan, kâmetten sonra az oluyor da ezandan sonra genelde yapıyorlar yani. Şeyi, Allahümme Rabbe hazi't davet tamme ve selatil kaimat seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazile ve terestel rafiatel aliyeh ilahi ve bahsu makamen mahmudenil nezi ve adde inneke la tuhliful mi'ad duasını artık camilerimizde daha sık duyar olduk. Mübarek bir duadır arkadaşlar. Adettir. Ümmetin adetidir diyelim. Ezandan ve kâmetten sonra okuması. Şafilerde daha kuvvetli bir adet. Biz de Bediüzzaman Hazretleri'nin Şafii olmasından dolayı nurcular olarak buna daha çok şeyiz, yatkınız. Çünkü o okuyormuş, bize de geldi bu alışkanlık. Ama hani okunması mübarektir. Hanefiler bunu okumaz diye bir şey yok. Kim okursa mübarekiyetinden bir hak alır. Ona da bir teberrükü olur yani. Allah Şafii kardeşlerimizden razı olsun ki bu duayı bizim dilimize de alıştırdılar. Bundan hiçbir Hanefi şikayet etmez. Ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kâmetten sonra şafiilerin ona dua etmesi, onun saadeti ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtratı insaniyet lisanı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nevi beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Demek ki neymiş? Ümmetin yaptığı bütün ibadetler, bütün salavatlar, bütün dualar zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelme, öğrenilme, ondan alıştırılma. Dolayısıyla da onu bir tasdik, ona bir amin, ona bir destek. Biz her duamızda bir yönüyle, bir anlamda ahiretin varlığına dua etmiş oluyoruz. Sünnet-i Resulullah'tan neye ittiba etsek, kapıdan sağ ayakla mı girdik, suyu üç yudumda mı içtik, sakal mı bıraktık, selam mı verdik? Hepsi dolaylı yoldan ne? Ya Rabbi, ahireti yarat, cenneti yarat. Çünkü Efendimizin duasına destek bunlar. Onun gibi olmak ona destek. Onun gibi yapmak ona destek. Onun öğrettiğini yapmak ona destek yani. Biz de salavatlarımızla, ona ettiğimiz dualarla aynı zamanda kendi ahiretimize, kendi akıbetimize dua etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bizi buna alıştırmış. Pekala arkadaşlar. Bakıyorum tekrar saatime. Vaktimiz bitmek üzere. Şu paragrafı bir okuyalım o zaman tekrar. İşte bak. O zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire belki bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü hepsi, her şey o anlama dahildir. Şimdi Müslümanların namazı sadece insanları mı ilgilendiriyor? Hayır. Namazın içindeki mane aslında bütün varlıkla ilgili. Biz dua ederken, namaz kılarken, kulluk yaparken aslında bütün varlığın üzerine inşa edildiği anlamdan bahsediyoruz. O anlamın şuurlu, nasıl diyelim, insana mahsus yanını temsil ediyoruz. Eksik olan parçasıyız. Belki
Onun işte Voltron'da var ya, başını da ben oluşturacağım. Çat bir tane şey geliyor, parça geliyor. Robotun başı oluşuyor. Robot tamam oluyor gibi. İnsanlık da orada o anlamın tamamlayıcısı oluyor. Son parçası oluyor. O gelince o anlam tamam oluyor. Hikmet-i Hüda böyle yaratmış. Ama işte bu durum, yani bütün anlamın aynı oluşu, namazdaki anlamın bütün varlığın anlamı oluşu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını aslında bir salat-ı kübra kılıyor. Onun namazı bütün varlığın namazı. Her şeyin onun nurundan yaratılması boşuna değil. Levlake levlak sırrı, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sırrı. Bunlar aslında çok, bütüne baktığınız zaman evet böyle de olması lazım. Çok tutarlı bir, ne diyelim, anlam dünyasına karşılık geliyor. Onun ifade ettiği mana, varlığın bütün manası olduğu için, onun şuurlu kısmını temsil ettiği için, öyle olunca elbette ki en üst olan hepsini içerir. Çünkü ubudiyeti ise hani bir uygulamanın en üst versiyonunda diğerlerinin bütün özellikleri vardır. Üstüne bir özellikler daha vardır, değil mi? Şu şunu da yapabiliyor. Bu var ama bunu da yapabiliyor. Daha üstü. İnsanlığın ubudiyeti de varlığın ubudiyeti için evet bunlar var ama daha üstünde yapabiliyordur. Ve o yüzden Efendimizin o en üst ibadeti de bütün namazların şeyine sahiptir. Sırrına sahiptir. Bütün ibadetlerin sırrına sahiptir. Çünkü ubudiyeti ise ona itibaren ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı öyle bir cemaat uzmada kılar niyaz ediyor ki güya Beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına amin derler diyor ve metnimiz devam ediyor. Bir sayfa daha ilerlemiş olduk. İnşallah Cenab-ı Hak afiyetle ömür verirse arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde 10. sözün 5. hakikatini tefekkür ederek dersimizi bitiririz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.